Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dünyaya az önce servis ettiler. Sisi, Türkiye ile çatışmamak için o isme desteğini kesti. Değerli izleyenler, Afrika basınının önde gelen kuruluşlarından Afrika Intelligence, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin Türkiye ile çatışmak istemediğini belirterek, Libya'da Hafter'e destek vermekten vazgeçtiğini yazdı. Afrika Intelligence, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin artık Türkiye ile çatışmak istemediğini, bunun için Libya'da darbeci Hafter'e verdiği desteği çekmeyi planladığını öne sürdü. Uluslararası yayın organı Afrika Intelligence'da çarpıcı bir yazıya yer verildi. 21 Eylül tarihli Sisi Erdoğan'la olan çatışmadan kaçınmak için Hafter'e verdiği desteği azaltmayı planlıyor başlıklı haberde, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamak istemediği için Libya'da Hafter güçlerine verdiği desteği bile azaltabileceği iddia edildi. Çarpıcı iddiada, Hafter'in uzun zamandır kayıtsız şartsız destekçisi olan Sisi, şimdi artık ortak bir çözüm sağlamaya hazır durumda. Sisi, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınıyor ve enerjisini, başta Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki baraj projesi olmak üzere, diğer krizlere ayırmak istiyor denildi. Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'na karşı çıkıyor. Ancak Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor. Halihazırda %80'i tamamlanan baraj bittiğinde Afrika'nın en büyüğü olacak ve bu sayede Etiyopya'yı da enerji ihraç edebilen bir güç haline getirecek. Mısır ve Sudan ise Nil suyundaki paylarının sağlanabilmesi için üçlü anlaşma imzalaması gerektiğini savunuyor. Hedasi Barajı'ndan sağlanacak enerji, bölgede güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti. Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak En-Nazuri'yi kendisinin yerine başkomutan olarak atadı. Böylece Hafter, seçimlere hazırlanırken öte yandan Temsilciler Meclisi'nin Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybederse tekrar görevine dönebilecek. Önceki gün Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi hükümetten güven oyunu çektiğini açıklamıştı.